Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Peki hemen iletişim uzmanı Burak Toraman'a döneceğiz. Tekrar hoş geldiniz Burak Toraman. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi çok acayip değişik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Yani ezber bozan, bugüne kadar görmediğimiz, yaşamadığımız, örneğini bilmediğimiz bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bir kere işin içinde çağrı cihazı var. Çağrı cihazı çoktan unuttuğumuz, yıllardır kullanılmayan bir cihaz. Öncelikle bundan bir başlayalım mı? O çağrı cihazları nasıl tespit edildi? Yani kimin elinde hangi numaralı çağrı cihazı var? Hangilerine bu virüs veya her neyse saldırının ana teması neyse nasıl gönderildi? Önce oradan bir başlayalım, daha sonra detaylara inelim. Öncelikle okuduğumuz haberlerden ve açıklamalardan sonra şunu fark ettik. Hizbullah bundan birkaç ay öncesinde Nasrallah'ın açıklamasıyla beraber akıllı telefonlarınızı atın, kenarıya koyun ve çağrı cihazları kullanın gibi bir açıklaması vardı. Özellikle şu açıklaması çok önemli. Cep telefonları İsrail'li ajanlardan daha tehlikeli, ya gömün ya da demirden bir kutuya kilitleyin demişti. O günden sonra çağrı cihazı kullanmaya başladılar. Bu çağrı cihazları dediğiniz gibi pek de bugünlerde kullanılan bir şey değildi. Açıkçası aktif olarak kullanan, şu an bildiğim kadarıyla hastanelerde, az önce okudum habere göre de Amerikan hastanesi de bölgede çağrı cihazlarını toplatmış çalışanlarından her ihtimale karşı, ancak bu şekilde kullanılan bir cihazdı. Birçok kişinin de şu an günümüzde özellikle benim gibi genç neslin haberi bile olmayan cihazlardan biri dese girilir. Çünkü 90'larda kaldı telefonla beraber, bu kısma geçmemişti. Şimdi bu saldırının şöyle bir kısmı da var bence. En önemli noktası, Hizbullah'ın daha sonra sesli mesaj gönderiyor ve diyor ki yeni alınan iletişim cihazları, telsizleri atın. Ya buradan şunu anlıyoruz, birkaç açıklamasına da yer vermişti üst düzey yetkililer. Evet, gerçekten de saldırının ana noktası bu yeni alınan çağrı cihazları. Burada şu şöyle bir üç sorgulamaya gidiliyor. Lübnan, İsrail tarafından Lübnan bir iç panik havasını oluşturdu. Lübnan'da, yani İsrail Lübnan'da bir panik havası oluşturdu. Hizbullah'ın kontrol mekanizmalarını ve üst düzey yetkililerine bir korku, bir mesaj da gönderdi ve son olarak da tedarik zincirini sorgulattı. Neden bu tedarik zincirine önem veriyorum? Çünkü bu dağıtılan bu pager cihazlar, burada tedarik zincirinde de konulmuş olabilir buraya içerisinde. İki ihtimal var zaten. Tedarik edilirken Hizbullah'a geçmeden önce İsrail'li istihbarat ajanları bunları bir şekilde ele geçirip veyahut şirket içerisinde bazı eklemeler yaparak patlamaya müsait hale getirdi. İkincisi de, iki ihtimal var derken ikinci ihtimal de şu öne çıkıyor. Lityum piller. Lityum piller patlama özellikli. Bu lityum piller, şöyle bir şey var, kullandığımız telefonlarda da var. Yani kullandığımız telefonlarda patlamaya aday diyebiliriz. Belki bu kısmı daha sonra değinebiliriz. Ama bu olayda en çok dikkat çeken noktalardan biri, birincisi Hizbullah'ın bu iletişim şekline geçmesi, akıllı telefonlardan korkması, fakat bunu yaptıktan sonra da geçtiği yeni iletişim şekliyle de saldırıya uğraması. Şimdi biz şu an bunun farkında değiliz bence. Neden derseniz, bu yıllar sonra önümüze bir ders niteliğinde konulabilecek bir olay. Çünkü tek seferde düşünsenize, bir bomba bile gönderdiğinizde 3000 kişiyi etki etmeyebiliyor. Tek seferde hiçbir ajan gitmeden, hiçbir silah, ateş, mermi kullanmadan 3000 kişiye zarar verdiniz. Bana bu şu olayı da hatırlattı. Yıllar önce 2010'da yanlış hatırlamamak için bakıyorum, şöyle bir Stuxnet olayı vardı. İran'da yapılan nükleer santrale, iki nükleer santrale bir saldırı. Bu saldırı nasıl gelişmişti diye tekrar bir hafızamı yoklamak için bakmıştım. Sadece bir flash bellekle. Bakın, hiçbir saldırı silahı yok. Yani sınıflandıracak olursak bu tarz saldırılar sessiz öldürücüler diyebiliriz. Son ana kadar hiç kimsenin haberi olmadan işliyor. Bu Stuxnet olayında da böyleydi. Flash nükleer merkeze girdi ve bir bilgisayara yüklendi. Onun akabinde İran bu nükleer santrallerde 2 yıl geriye gitti. Yani büyük zararı çok büyük. Aslında bir bombayla, bir silahla veremediğiniz zararı verebiliyorsunuz. Burada bu iletişim cihazlarının şu an için kesin konuşamıyoruz. Çünkü yetkililerin açıklamasına baktığımızda iki ihtimal var. Ya anında bir sinyal gönderildi, şöyle bir açıklama yaptılar, patlamadan önce bir sinyal sesinin geldiğini söylediler.
Evet. Bu da ne oluyor? Bu bir taktik de olabilir. Patlaması için bir ateşleme modülü gibi de olabilir. Neden derseniz, zaten patlatabilecek konumda olabilirler ama şöyle ki telefonumuzdan pay biçelim. Bir cihaza çağrı geldiğinde kaldırıp yüzümüze doğru tuttuğumuzda yüz bölgesinin daha hassas olduğunu ve öldürücü etkiye sahip olduğunu düşünürsek bu bir taktik de olabilir. Yani o sinyali göndermeden de patlatıyor olabilirler bu cihazı. Sayın Toraman, orada bir şey soracağım size. Bir de şöyle bir ihtimalden bahsediliyor. Yüzlerce mesaj gönderilmiş, yani her bir telefona, her telefon kullanan kişiye saniyeler içinde aralıksız yüzlerce mesaj gönderilmiş, o ısınma sağlanmış, ondan sonra patlamış diye de bir tez var ortada. Bilmiyorum, olabilir mi, katılır mısınız? Evet, bu ikinci aşamada, yani tedarik zincirinde eğer bu cihazlara bir yerleştirme veya bir oynama yapılmadıysa, sadece var olan cihazlara bir saldırı gerçekleştiyse bu mümkün. Şöyle bir şey hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Türkiye'de de iddia edilen cihazların, yani markanın adını söylemeyeyim, Türkiye'de de 750 liraya satıldı. Çok ucuz bir cihaz aslında. Yani evet. Bunu kullananlar da mutlaka vardır. Öte yandan bu saldırı nasıl oluyor? Cep telefonlarımızdan da şöyle pay biçebiliriz. Bazen birkaç uygulama birden açtığımızda veyahut bazı uygulamaları açtığımızda telefonun çok ısındığını fark ederiz. Böyle şey, tabiri caizse ateş gibi oldu deriz. Burada şuna gitmiş olabilirler. Kötü amaçlı bir yazılım sayesinde aynı anda binlerce içeriği gönderip işletim sisteminin kaldıramadığı noktada patlamış olabilir. Nasıl patlıyor? Lityum pillerin eriterek orada daha fazla ısı yüklediğinizde patlayabiliyor. Yani içerisine bir, kesinlikle şunu düşünmüyorum açıkçası. İçerisine bir bomba veya başka bir düzenek koyulup da öyle patlatıldığını pek taraftar değilim. Bu patlamalar görüldüğü üzere görüntülerde de aynı nasıl böyle sosyal medyada gezer bazen akıllı telefon patlamaları, onlara benziyor. Yani piller patlatılıyor. Bir bomba düzeni değil aslında. Bu konuya dikkat çekmek gerekebilir bu açıdan. Anladım. Peki şimdi tabii yeni bir korku yüklendi herkese. Sosyal medyada da bu çok fazla konuşuluyor. Elimizde cep telefonları var. Cep telefonlarına da böyle bir olay, bir şey yapılabilir mi? Patlama veya zarar verici, insana zarar verici herhangi bir şey. Şöyle olabilir. Az önce de bahsettiğim gibi çok fazla yükleme olduğunda kötü amaçlı yazılımlar gerçekten her yerden çıkıyor. Tıkladığınız bir siteden bile size bulaşabilir. Bu kötü amaçlı yazılımlar binlerce içeriği sizin telefonunuza yüklediğinde telefonunuzun işletim sistemi çöküp bir sıcak artışıyla beraber pil patlaması olabilir. Aynı bu sıradan bir insanların kullanırken günlük hayatta yaşadığı şeyler gibi bazı markalarda oluyor. Burada şu var. Bence telefon markaları, dünya ünlü markalar bunun önüne geçmek için yazılım kullanılıyor ki bunu da arttı, bu olaydan sonra arttıracaklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hiçbir şirket kendi markasına zarar gelmesi için böyle bir şeyi herhangi bir devletle de düzenlemez, yapılmasına da müsaade etmez. Bunu engellemeye çalışacaklardır ama böyle bir çağda, enformasyon çağında, iletişim çağında kesinlikle bunların önüne geçmek mümkün de diyemem. Bu da bir mümkün. Çünkü şöyle düşünelim. Bu olayı aslında küçümsememek lazım. Basit bir 3000 kişinin elindeki cihaza saldırı, işte Türkiye'deki haliyle 750 bir cihaza saldırı gibi düşünmeyelim. Bunun çok öncesi var. Ne gibi? İsrail bundan daha birkaç ay öncesinde 10 Temmuz günü gerçekleştirdiği bir albayın konuşmasından alıntı yapacak olursam, Microsoft, Amazon, Google gibi şirketlerle bir anlaşma imzaladılar ve bu 1.2 milyar dolarlık bir anlaşmaydı. Çok büyük bir rakamdı. İstihbarat verilerini saklamak için sadece. Sadece bunun için 1.2 milyar dolar saldılar bulut sistemine. Bu ne demek oluyor? İsrail savaşı sadece fiziksel olarak kazanmayı düşünmüyor. Dijital medyada da saldırmayı düşünüyor. Dijital cihazlarla da saldırmayı düşünüyor. Bu ne gibi ileriye dönük sorunlar yaşatabilir? Belki biz Türkiye olarak bile buradan dezavantajlı konuma düşebiliriz. Çünkü bu açıkça diyor ki ben anlaşma yaptım ve elinizdeki bütün cihazlara ulaşabilen şirketlerle açık bir protokollü anlaşmam var. Buna da Nimbus Project diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam, isim hatam yoksa. Burada ne gibi kullanılıyor mesela? Bu üç şirket İsrail'e ne sağlıyor? İstihbarat faaliyetleri sağlıyor. Örneğin Gazze'de aldıkları görüntülerden, İHA'ların aldığı görüntülerde hedefin yüzünü göremese de yürüyüşünden analizini çıkarıp bir profile oturtuyor ve kim olduğunu analiz edebiliyor. Silah portalı olarak kullanabiliyor, ateşleme sistemlerinde kullanıyor, istihbarat faaliyetinde kullanıyor.
Ve bu 1.2 milyar dolarlık bir anlaşma. Bunu İngiltere yaptı, MI6 ve MI5 da olmak üzere bir istihbarat şirketleri, bir istihbarat kurumları da olmak üzere 3 istihbarat kurumuna bu data vericileri sağladı. Aynı zamanda Avustralya sağladı ve son olarak da Pentagon'da bir 3 şirketle bir anlaşma imzaladı. Burada bunlar bu anlaşmaları keyfe keder yapmıyorlar. Bir planlar dahilinde yapılıyor. Yani demek istediğim, bugünkü olay böyle bir anda gelişmiş veyahut küçük bir grubun planladığı bir şey değil. Bunun gerisinde muhtemelen ki bu dijital medya şirketlerinden alınan doğrudan ve dolaylı şekildeki yardımlar da çok etkili olmuştur. Bu bizim telefonlarımıza nasıl dönebilir? Tabii ki çok rahat olabilir. Hepimiz Google'ı kullanıyoruz veyahut bu anlaşma yapılan şirketleri bir şekilde kullanıyoruz. Tabii ben burada bir korku, infial yaratma açısından demiyorum. Ama bu cihazların patlaması, mekanik olarak söyleyeyim, bu alanın uzmanları daha iyi bilir. Lityum pillerin patlama ihtimallerinin olduğunu, gün günde yaşandığını görebiliyoruz. Diyelim ki bir sahte bir yazılıma tıkladık, zararlı bir yazılıma ve bu bize saldırı gerçekleştirdi. Yani şu manada söylüyorum, birden fazla içerik göndererek telefonumuzu belli ısının üzerinde tuttuk. Bu patlamaya açık. Ama bunu bize bir istihbarat faaliyeti olarak yaparlar mı? O konu tabii devletin bu kademeleri daha iyi bilir. Ama tabii ki en nihayetinde teknolojinin olduğu yerde açıkların da olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle öyle. Sayın Toraman, çok çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Önemli bir konuydu. Biraz tabii tekniğini de bilmemiz gerekiyordu. Zira neyle karşı karşıya olduğumuzu, artık savaşın da şekli değişti, öğrenmemiz açısından güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi.